Radare. Güzel. Şimdi ne olduğu belli değil abicim. Mehmet büyük Büyükekşi'nin o tavrı bağırması çağırması bu nasıl hoca söyleyin bana oyundan alsın bunu. Mehmet Büyükekşi oyuncu değişikliklerine karışmayı bile kendine hak sayıyor. Bunu kim söylüyor Yusuf her şeyi yaptığını kim söylüyor Yani çıkarı derden, tümür kendisi söyle bizim için her şeyi yapıyor dedi zaten federasyonda. Görüntüsü var sen çıkarttın ya. Yani. Şimdi bu kadar memnuniyetsizsen Galatasaray Spor Kulübü olarak adaletsiz olduğunu düşünüyorsan istifayı iste. Ya baba 59 öncesi fazla. Geliyorum hemen hop Başka mecraya gidiyorlar. Çalıların arasından başka taraflara gidiyorlar. Ya arkadaş bunlara bakın. Metin Öztürk'e bakın. Ne yapıyor? Dursun Özbek neden onu istiyor? Oltuğu teslim etmek için. için. Çünkü baylok, baylok. Anladın mı? Sonra ona cevabını ne yazdığını ben çok me merak ediyorum. Mehmet Büyükekşi'nin. Rarsayar bölüm mektup. Feridun abi, Radar'a hoş geldin radar. Mehmet Büyük Büyükekşi alıyorum radara. Yine mi? Alıyorum çünkü. Al, al. Evet, Büyükekşi'nin bu kağıtları mı diyelim? Ya şimdi hangi rengin taraftarı olursa olsun futbol federasyonuna girdi mi dengeyi şaşırıyorlar bir kere. Şey. Onu gördük. Bu birazdan vereceğimiz örneklerle bunları da göstereceğiz. Bir tek çok ilginç Nihat Özdemir kendi kulübüyle kötü olarak ayrıldı. Bir de Mehmet Ali Aydınlar. Siz de Federasyon Başkanlığında Fenerbahçe menşeiliydi. Koltuğa oturdular. ...ikisini de mahvettiler. Sıkıl döneminde bir nebze Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte ilişkiler oldu falan filan filan. E ama bunu açık açık da dile de getiriyorlar. Ekrem Dürüst ne dedi? Ben dedi kulübün haklarını korumak adına Ali Dürüst, şey Ali Dürüst, Ekrem'e ve rahmet dileyelim. Ayrıldım dedi, 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 geri döndüm dedi. Geri dönüyorum dedi, neden kulübümün menfaatleri için? Türk da kulübünün menfaati için orada zaten. Bunu da açık açık gösteriyor zaten. Maçlara gidiyor, şapkanın altına saklanıyor filan Değil mi? Ne güzel. O yüzden yani bunu normal karşılamak lazım. Ama bir şey var ki sevgili Mehmet Büyükekşi'nin ciddi bir fanatik olduğunu söyledikten sonra birçok görüntüsü de çıktı. insanlar üzerine konuştu. Kendisi bu fanatikliğiyle ilgili bir şey de söylemedi biliyorsun. Söyle. Bak o kadar zaman geçti. Yok ben fanatik değilim ben Galatasaray falan filan demedi. Diyemedi. Ama bak hakemlere karışıyor. Gri pozisyonlar konusunda Ahmet Çakar'ın dediği gibi hep Galatasaray'ın lehine, Fenerbahçe'nin aleyhine dediği mevzulara da cevap veremedi. Ahmet Çakar'ı çağırıp da gel bunları anlat bakalım. Senin bildiklerin neymiş demediler. Sevgili Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Galatasaray oralarını geçiyorum. Ama her şeye karışan bir isim olduğu Futbol Federasyonu'nda belli. Bir Neye karışıyormuş? Bir kere MHK'nin gerçek yöneticisi belki de Haluk Ulusoy döneminde de böyleydi. Haluk Ulusoy dönemindeki MHK Başkanı Bülent Yavuz'du ama neticede Haluk Ulusoy yönetiyordu MHK'yi de. şimdi Fenerbahçe şimdi Mehmet Büyükekşi Büyük 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 İbanoğlu istifa etsin diyor. Fenerbahçe şey ne? diyor ki MHK fark, fark Başkanı, başkanı istifa etsin. Fark etmez ki. İbanoğlu yönetmiyor ki zaten. Mehmet Büyükekşi yönetiyor. Ama Fenerbahçe Başkanı yöneticisi Mehmet Büyükekşi istifa et diyebiliyor mu? Dedi mi bugüne kadar? Demedi. İbanoğlu istifa etsin dedi. Evet bu durumda istifa etmesi lazım zaten. Taraf olmuş. Ya bu niye istifa etsin ya? Davalaşmışsınız abicim. Ha Doğru kararlar vermez. Hep kafalarda soru işaretle kalır. Hakem yönlendirilen gönderilen hakemlerde sorun olabilir filan. Tamam burası öyle. Çünkü bizim ülkemizde hiç kimseye güven olmadığı için maalesef. Şunu mu Öyle. abi? Ee, İbanoğlu gitti. Yarın Ahmet geldi. Ahmet de Gerek müdahale edecek geldi. ya da yönlendirmeye çalışacak Mehmet Büyükekşi. E zaten o yönetiyor. Hakemlerle toplantı yapıyor. Hakemlere Fenerbahçe'nin lehine bir şey olduğu zaman fırça atıyor. Galatasaray'ın lehine olduğu zaman fırça atıyor. Ama lehlerinin olunca Galatasaray'ın bir şey yok. Fenerbahçe'nin lehine olunca fırça, aleyhine olunca fırça yok. Durum bu. Açık ve net. Beşiktaş zaten tamamen Beşiktaş onun için bitti. Biliyorsun. Beşiktaş tam kılıçtan geçirdi zaten. Hala da geçiriyor. Geçirmeye de devam ediyor. Neyse önemli değil. Ama sevgili Mehmet Büyükekşi, bir tek herhalde Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Çebi, taraftar birazcık bir başka kulüpler Fenerbahçe'den Galatasaray'dan falan istifa yok biliyorsun. İstifa edilen yok. Bir de ben diyorum herhalde bırakması gerektiğini. Sebebini de şimdi anlatacağım. Buyur abi. Ermenistan maçında sevgili Mehmet Büyük Büyükekşi göz kaçar mıydı sol bek? göz kaçar. Mı? Onun yüzünden bir gol yendi biliyorsun Ermenistan evet. maçında. Evet, evet, 70 evet. 70'li dakikalarda herhalde. Orada yöneticiler de var. Hamit Altun top da orada değerli Hamit Altun top. Mehmet Büyük Büyükekşi'nin o tavrı, bağırması, çağırması. Buna nasıl hoca, söyleyin, buna oyundan alsın bunu. Böyle olur mu? Dediğinde biliyor. Yani orada Mehmet Büyükekşi oyuncu değişikliklerine karışmayı bile kendine hak sayıyor. Şimdi böyle bir insan oyuncu milli takımının hocasından oyuncu değiştirmesini kadar isteyecek kadar o kadar da şahit var, yönetici var orada. Mehmet Oktun top var. Herkes duyuyor bunu. Ya bunu isteyebilecek adam, isteyen bir insan her türlü hakemi de yönetir, MHK'yı de yönetir, disiplin kurulunu da yönetir. istediğine istediği cezayı verir, istediğine vermez, az verir, öz verir. Ya bu nasıl iş arkadaş? Şimdi böyle görüntüsü çok sakin bir adammış gibi görünüyor. <laughs> Evet. Öyledir. Evet. Hep onlardan korkacaksın zaten. Dolayısıyla oraya kadar girmeye hak gören bir her noktaya i̇şte, müdahale etmeyi yani hak bu gören. hocanın, milli takımın hocasının konsum bile görevine karışmaya hak gören ya hakemlerin yaptıklarına ya, ya da yapılan birçok mevzuya eleştirdiğimiz mevzuya müdahale etmesi mümkün mü ya? Etmemesi mümkün mü ya? Ediyor işte abicim. Bu kadar basit. Her yerde ya bu nasıl bir şeymiş ya? Özlemle mi bekledin o koltuğa oturmayı? oturtulmayı. Bu kadar mı yapıştın kalkamıyorsun arkadaş ya. Allah işini gücünü rast getirsin ama futbol dünyasını yapamazsınız. Yönetemezsin. Bak kargaşa aldı başını gidiyor. Şekip Mosturoğlu güzel, geçen gün çok güzel bir şey yazmış. Türkiye Futbol Federasyonu diyor bak ticari anlaşmanın bozulmasından çekiniyorsa ticari anlaşmaların evet. bozulmasından çekin çek, çek yapıyorsa 2010 2011 Beşiktaş Fenerbahçe'de oynanacak maçı Süper Kupa finalinde Hala oynatmadılar ya bunu da. Evet. 59 öncesi kupa, A, kupa evet, da gitti. Evet, evet. Hala 59'u kimse konuşmuyor. Suudi Arabistan'da bu sezonu oynatsınlar diyor. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa filanında Türkiye'de oynatabilirler diyor. o zaman diyor amaç kulüplerin para kazanması ise al sana para kazanmak diyor yine. Fark etmez ki. Dara, buradan devam ediyorum. Evet. devam ediyorum. Kadar Ali Koç'a verilen cezayı alıyoruz. Yani Ali Koç'a alıyoruz. PFD Ali Koç'a verdiği ya cezayı. Dostlar, alışverişte görürsün. Şimdi o açıklamalardan sonra Ali Koç ağır bir konuşma yaptı. Kardeşim şimdiden. ben hiçbirini kabul etmiyorum. Bir birey olarak, bir medya mensubu olarak ve futbol dünyasının içinde var olan bir birey olarak hiçbirini kabul etmiyorum. Hangisini kabul etmiyorsun abi? Yaptığı açıklamaların hiçbirini, divan kurulu toplantısında yaptığı hiçbir açıklamayı kabul etmiyorum. Daha ağır bir ceza verebilecek diye tahmin ediyordum. Ya versen ne olacak? Yalısında izliyor maçı. Kardeşim ne gerek var? Sadece imza yetkisi yok falan bile onu da attırıyor. Ne olacak ikinci başka? Peki şimdi burada iki nokta var. Federasyon kurullarının dengesizliği bir taraftan. Bence çekindiler. Benim görüşüm bu. Sen ne diyorsun? Çekindiler. Korktular. Zaten federasyon korkak. Bak Yusuf Günay bile orada etki edemedi demek ki. İkincisi çok Galatasaray diyor ki de. adaletsizliğin ne? resmi. Ne? Galatasaray diyor ki işte adaletsizliğin resmidir bu. açık Çocuk ama. gibi. Sosyal medyada birbirlerine yazan çocuklar var ya. Hele hele bu medyanın birçok ismi birbirlerine yazıp çiziyorlar ya böyle. Arada bir sosyal medyada. Aynı o çocuklar gibiler. Ne gerek var senin o koskoca Galatasaray kulübünü yahu temsil noktasında Doğru buluyorlar mı acaba Sayın Dursun Özbek Başkan Erden Timur? Bu açıklamayı doğru buluyor mu acaba? ya yani? Buluyor ki açıklıyor. E işte. Zaten Yusuf Güneş sizin istediğiniz her şeyi yapıyordu. Keşke söyleseydiniz de dava şeyi yükseltseler de cezayı. Onu kim söylüyor Yusuf Güneş'in her şeyi yaptığını kim söylüyor? Yani kendisi çıkarı da Erden Timur kendisi söyle bizim için her şeyi yapıyor dedi zaten federasyonda. Görüntüsü var sen çıkarttın ya yine. Doğru. Büyük gazetecilik yapıp. Herkes unutmuştu ben, gazetecilik onu. falan değil Herkes ya. Kulağını söyledim, herkes kulağının üstüne yatmıştı. Herkes kulağının üstüne yatmıştı. Geçmişi unutmuştu. Hep bugüne bakıyorlardı. Şimdi boş versen. Yani ne olursa olsun kardeşim ben aziz Ali Koç'un yaptığı açıklamaların bir kısmının %90'ına katılmıyorum. Orası yeri değildi. Giderdin kulüpler birliği toplantısında bunları söylerdin. Kulüpler birliği to toplantısına tepkine İbanoğlu'na verirdin. Toplu bir açıklama yapardınız çıkardın. Çünkü o da kulüplerin çoğu senin arkanda zaten. Hepsi seninle beraber. Neredeyse %90'ı seninle beraber. Bir iki kulüp hariç. Evet. O zaman çıkardın mis gibi açıklamanı da yapardın. İbanoğlu'nun istifasını istiyoruz derdin böyle böyle yapıyor derdin. Karaktersiz diyorsun. Suçu yokmuş bak bunun. Şeyde yok. mahkemede suçu yokmuş biliyorsun bunu. Özellikle söylüyor. Çünkü hukukçular danışmış herhalde. Sayın Ali Koç. E, tabii, Ama tabii. ne gerek var? Ya, durun durun bu hakaret değil diyor ya. Durun durun bu hakaret değil. Ya, yapma başkan. İki, iki buçuk saat konuşunca işte öyle ayarların kaçıyor ki nereye gideceğinin farkında değilsin. Tespit ediyorum diyorsun. Mi? Gidin diyorsun. Bunların fotoğraflarını çekin diyorsun. Hakemlerini bilmemlerini. Biz burada ne anlattık? Dedik ki bir dedektif tutun. Tamam Çok işkilleniyorsan bu işlerden gönder 10 tane dedektif inanmadığın federasyon başkanı yönetisine Galatasaray'dan işlere karışan olduğunu düşündüğüne, Beşiktaş'tan, hakemlerden takip ettir. Al bunları güzelce dosyala, ver medyanın alttan, el altından. Bak o zaman olur bu iş. Kimse de gık diyemez sana. Şimdi Galatasaray diyor ki, kardeşim bu federasyon adil değildir. Adaletsiz bir tavır sergilemiştir. Adaletsizliğin tarifesidir. Burada ne yapması lazım Galatasaray'ın o zaman? Federasyon istifaya mı davet etmesi lazım? Yetmiyor işte. Asıl sen bu kadar memnuniyetsizsen ya çünkü Ali Koç da edemiyor. Kardeşim Sayın Başkan da edemiyor. E şimdi bu kadar memnuniyetsizsen Galatasaray Spor Kulübü olarak adaletsiz olduğunu düşünüyorsan istifa iste. Etmiyor. İstifa ettirmiyorlar. istemiyorlar. Yahu ne istifa isteyebiliyorlar? Garip bir şey ya. Nasıl bir, bir atanmışlık bu? Nasıl en nişe korku ben anlamış değilim ya. Ya babacığım Türk futboluna ciddi zarar veriyor. Yani reis bu futbolu bilir bak Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız bilir bu işleri. Ya bu kadar kötüye gidiyor yapmayın gözünü seveyim milli takımın aldığı sonuçlar falan önemli değil. neticede bu sirayet edecek önümüzdeki yıllara bu takımların bu sıkıntısı. Gözünü sevdiğim yani bunlar bize kazandırmaz bir şey kazandırmaz. Galatasaray da istifa isteyemez. Fenerbahçe istifa istemez. Mehmet Büyükeş'ten onu geçtik. Bir tek biz isteyebiliriz. Anlandı, anlatıyoruz sebeplerin nedenlerini. Ama Fenerbahçe'nin bir sonraki karışıyor. adımında o açıklama vardı ya. Yani onu diyebilir. ya haberimiz olsun e, diye e, o e. da haki, hakimi reddine neredeyse. Reddi hakimi noktasına geliyor neredeyse abi. Öyle söyleyebiliriz. Ya abicim yani şimdi bak o gün de ben bir yayın açtım konuştuk orada. Yani Haluk Ulusoy döneminde Bülent Yavuz da aynı şeyleri yapıyordu. Bülent Yavuz orada oturuyordu rahmetli. Ya yine Haluk Ulusoy, Haluk Başkan kararları veriyordu. MHK adını. E şimdi Ferhat Gündoğdu'nun, <laughs> iyi yaşar. Ferhat Gündoğdu'nun geleceği söyleniyor. Tamam mı? Ferhat Gündoğdu isteyen klik de başka bir klik. Yani İbanoğlu'na Göksel Gümüş da pençeyi 60 istediğini yaptırabilen bir isim, Başakşehir Başkanı. E bu taraftan da İbanoğlu'nun şeyi, e, Gündoğdu'yu isteyen, yani Ferhat Gündoğdu'yu da isteyen de Sayın Ali Koç. E şimdi demeyecekler mi Nihat Özdemir'in de e, bir dönemler oradan buradan bağlansın, metin iyi değil davası var orada filanlar falanlar onun. Şu anlatmıyorum o kadarını. Anladın mı? Biliyorlar Mina çıkartırlar ona. Emir Subay'mış işte adam. He? Yani onun Emir, emir Subayı, Subay'ı işte. De. Yani emir Subayı. Şimdi oradan buralara geliyorsun. Sonra demezler mi sana böyle oldu şöyle oldu. E şeyinde Nihat Özdemir'in de akrabası biliyorsun biraderi. Evet işte. Neyse işte. Yani iş başka yerlere gidiyor. Yavş ya, yapmayın abi. Bir düzelmeyecek bu işler yani. Olmayacak. Neyse. 59 öncesi kupalarla ilgili Fenerbahçe'nin isteği var. Kurul kurulacaktı. Hiçbir şey olmadı. Ya bir cevap veremediler. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Bir tane bir şey yok. Tamam mı? Fenerbahçe'nin oyuncusu kurşunlandı. Mehmet Topal'ın. O da çıkmadı. Hiçbir şey çıkmıyor abi. Hiçbir karar veremiyorlar. Bunlar günün yüzüne getirdim. Masaya koyduğun zaman bir dakika diyorlar. Hop kayboluyorlar. Çalların arasındaysa gerek kayboluyorlar. Ya baba 59 önce çıkmaz. Geliyorum hemen de hop. Başka mecraya gidiyorlar. Çalların arasından başka taraflara gidiyorlar. Ya arkadaş... Ya bir şeye karar verin. Vermiyoruz deyin ya. Bundan basit ne var? Vermiyoruz deyin. 2010-2011 sezonundan 2021'e kadar 10 yıl boyunca şikayetçi yanında yani federasyon yanındaydı. Federasyonla Fenerbahçe'nin hep davası sürdü zaten. Yani 10 yıl boyunca Fenerbahçe'ye karşı bir şekilde müdahildi futbol federasyonu. Yani Fenerbahçe'ye hiçbir zaman yakın olmadı ki federasyon. Hiçbir başkan zamanda da yakın olmadı. Davalar hala sürüyor. Evet. Yeni yeni Fenerbahçe kazandıkça şimdi Fenerbahçe e, Federasyon'a dava açtı. E Federasyon'a dava açtığında o zaman Federasyon yok olması lazım. Yani Sayın Ali Koç'un dediğine göre. Sen İbanoğlu bırak diyor ya. Bundan sebep. Evet. Sen bana evet. dava açtın. Şikayetçi oldun benden. O zaman orada adil olamazsın. E, şimdi Federasyon hiçbir şekilde adil değil ki sana karşı. Taraftarına karşı değil. Çıldırmış millet. Ya Fenerbahçeliler hakikaten orada bir güruhun inanılmaz derecede kendi aleyhlerine çalıştığını falan düşünmeye başladı. Sokaklara falan dökülecekler yani. O hale getirdiler kendilerini. Kendilerini doldururlar ya böyle doldururlar. Ama o, o, duruma getiren de bazı etkenler var. işte. Mehmet Mükekşi'nin bazı kararları. işte e, Yüksel Yusuf Günay mıydı? Yusuf Günay. Günay'ın içeride yaptıkları Galatasaraylı duruşuyla ilintili. İşte Trabzonlu yöneticinin. E, geçen hafta anlattın. Geçen hafta anlattığımız mevzu. Çınoran Bey'in e, mevzusu. O da kimlerden öğrendiğini öğrenmeye çalışıp beni aratıyor. Bir de benim eski gazeteci kardeşimle falan. Sağ olsun. Biz iyi insan olduğunu biliyoruz. Boş ver. O zaman söylediklerinde o gün söylediğin iş adamları var. Problem yok. Yani kendisi de biliyor kime söylediğini hatırladı zaten sonrasında. Neyse. Konuştunuz mu? Ben konuşmadım. Ha anladım. Telefonunu verebilir miyim dedi. Verdim aramadı. <laughs> Peki. Anladın mı? Bana soracak. Ben de söyleyeceğim sanki. Hangi kimler vardı. Hangi şeyler. Adamları i̇ş adamları vardı, yanında. vardı. Neyse. Radar'a taht savaşlarını alıyor. Allah Allah la ilahe illallah. Erden Timur, şey, Metin Öztürk. Şimdi bu olayda çok şey yok. Burada biraz sakin gidelim. Neden sakin? Tabi. sağlık her şeyin başında geliyor. Öncelikle onu ben Star gazetesinde yazımda da yazmış. Diyorsun ki Dursun Özel bırakacak Galatasaray'da bir sağlık nedeniyle Ocak ayında bırakmayı düşünüyor. Şöyle. Allah bu arada şifa versin tabii. Amin amin. Yok aman aman bir şey yok. Şimdi şöyle aort damarı ile ilgili herkesin 4 santim civarında olması lazımmış açıklığı. Ee, Sevgi Dursun Özbek'te herhalde anladığım kadarıyla 6 santim mi tam tersi mi çok hatırlayamıyorum şimdi. Yani ya yani Orada bir sıkıntısı lazım, var. 4 şey. santim olması lazım 2 santimlik bir sıkıntı var. Yani onun için bir karar vermesi gerekiyor ameliyat olacak mı olmayacak mı? Ama bunlar olurken tabii böyle bir durum Allah şifa versin, sağlık versin ama tabii, tabii. E, öncelikle onu istiyoruz Dursun Başkan'dan. Kararları da onun için. Yani haklı olarak başkanın önceliği şu anda şey. Sağlık. sağlık, sağlık. sağlık ama bunun dışında şey. Galatasaray bir şekilde yürüyecek netice. Ama doktorlar şöyle diyor olabilirler. Dediklerini duyuyorum. Ya yani Bu ameliyatı sonra stres yapmayabilirsin. Ya da ameliyata karar verebilirsin, veremeyebilirsin. Onun da kararını vermiş değil Dursun Başkan. O yüzden bu tarafta bir başka şey e, konuşuluyor. Metin Öztürk'ün ee, orada başkan olmasını istiyor Dursun Özbek ve onu başkan yapanlar. Evet aslında Dursun başkan devam edemezse bir olan şu kongre yapılıp ama bu taraftan da Erdem Timur da diyor ki ben niye hep arka tarafta bırakılıyorum? Ben bu kadar şeyi yaptım. Bak geçen sene şampiyon olmakla ikar şuradan buradan yaptığım işlerden dolayı benim olmam lazım diye. Orada bir tat kavgası söz konusu olacak. Dursun Başkan da o yüzden bu işi biraz erteliyor gibi. Orada böyle bir sıkıntı var. Ama sonrasında bir kaos durumu söz konusu ki Galatasaray'da. Bunu bilerek işte Galatasaray taraftarı diye mi ki kaos mu yaratıyorsun? Yok. Biz öncelikle sağlık diyoruz. Ama böyle bir görüşmeler olduğunu da habercilik yapmıyor ya bizim sevgili Galatasaray muhabiri kardeşlerimiz bak bunlara bakın. Bunlara bakın. Metin Öztürk'e bakın. Ne yapıyor? Dursun Özbek neden onu istiyor oltuğu temsil etmek ne için? Çünkü işleyiş öyle devam ediyor. Galatasaray kulübündeki bazı derin Galatasaray onu istiyor. Liseliler tamam. onu istiyor gibi. Erden Timur'un çok sivrildiğini bir anda çok yol aldığını, çok hızlıca çıktığını düşünüyorlar filan falan. Aslında nereden Timur öyle ya da böyle gündemi belirledi. Bak çıt çıkmadı. Bir ortaya lale orta video attı dedi. Hop kayboldu, gitti. Ama günler, aylar, kimse içinin işinden çıkamıyor. İşin içinden bir tane Allah'ın kulu çıkamadı. Ya bunda ne var diyemedi kimse benim dediğim gibi. Yok kardeşim, suç değil onun oraya girmesi, lale ortamın oraya girmesi. Oradan bir video atması da suç değil. Bu böyledir diye değil ha yanlış anlamasınız şimdi izleyenler. Öyle olmuştur diye demiyor. Ama ya, ben bunu, he, bunun üzerinden e, yaratılan, yaratmaya çalışılan Ama bunu çalışılan iddia etmek olduğunu... aslında suç. Evet. Bir olmayan, resmi <laughs> olarak bir şekilde ortaya koyamadığın gerçeği dile getirmen problem. Radara aldığım bir başka madde, Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi'nin mektup. Evet. Ya mektup devri yaşanıyor Türkiye'de. Ne güzel. Ya ne güzeli ne? Ya, ya, mail var, sen? o var, bu var, mesajlar Ama şöyle, mektuplar... Yani ya, ya işte telefon var, açarsın konuşursun resim olması bakımından. Neyse, abi, Ali Bey'le yani Ali Bey'le mektup mevzusu da hayata geçti çok şükür. <laughs> olsun hadi yazsın mektup, mail, mektup neyse. Şimdi, şimdi abi neyse. Ki, şimdi <laughs> bir mektup var ortada. Kim kime ya babacığım yazmış. ne ya Allah... ne yazmış? Yani e, çocuklara söylerler diye bir şey vardı. Daha dağa kaçtı. Daha yine daha kaçtı. Dağ ne oldu? Yandı küldü. Bir fil, fil, falan böyle. Doğru. Hani vardır ya. Güzel. Şimdi ne olduğu belli değil abicim. Hani ne olduğu belli değil. Mektuplar yazılıyor, veriliyor. Serdar Tatlı, Servet Yardımcı'ya mektup veriyor. Servet Yardımcı mektubun içeriğini açıklamıyor. Ya sana eski meyaki başkanı vermiş. Al versene onu. Kayda altına alınsın federasyonda. Niye vermiyorsun? Çünkü senin UEFA'daki görevin devam etsin ya da bir gün olur da federasyon başkanlığı koltuğuna oturabilirsin ama bunları yaydı denmesin diye. E, ver de açıklığa kavuşsun, temizlensin iş. Şeffaflıklı olur. Evet. Şeffaflık ol, şeffaflık oldu. hemen. Evet. Bunda ne var? En güzel iş. Verisin mektubu. Al Sayın Mehmet Büyükekşi Başkanım. Bunu bana vermişti Serdar Tatlı dersin yani. Sana niye veriyor? Sen niye alıyorsun? Ben niye alıyorum diye. Ya gitsene federasyona versene kardeşim desene. Doğru. Ya bizim aklınızda mı oynuyorsunuz siz ya arkadaş? Ayıp ya. Sonra Mehmet Büyükekşi'ye mektuplar Sayın Ali Koç'tan. Sonra başka yerden mektuplar. Ama bir tane mektup açıklanmıyor. Hangisi? Ben öyle duydum. Sayın Mehmet Büyükekşi ilk zamanlarında bu me mektupların başladığı zamanların ilkinde bir mektup yazıyor Sayın Ali Koç'a. Şimdi içerini bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. İnşallah Ali Koç mektupları çok güzel diye önce o mektubu ellerinden öperim. Ne başlar Baylok, baylok. Anladın mı? Sonra ona cevabını, ne yazdığını ben çok me merak ediyorum Mehmet Büyükekşi'nin. varsa her bölüm mektup. Ben Ali Koç'un bu mektubu açıklamasını istiyorum. Radar Selim Soydan'ı alıyorum. Hani bu meşhur, hani 2000 kaçta oldu? 2022, 2021 mi? Hani 8 Mart operasyonu, 2022 mi? 8 Mart 2020, 2022. 2022. Peki. Tabii şey Suat Aslan bu açıklama falan yapıyor ya, karar isyan etti ya o zaman. Hani televizyona öğreniyorum ki hakemliğim bitmiş ne yapmışım gerekçeli kararı bilmek istiyorum diyor. Haklı. Aslan bu abi onun gibi işte Fırat Aydın Usta, şunlar bunlar. Cüneyt Cüneyt Haklı çakırlar. bu arada bu arada. Bir sürü, sürü insan açıklama yapmadan. Niye biliyor musun abi? Ama o mektupta gizliydi işte. Serdar Tatlı'nın yazdığı mektupta gizli. Servet büyük Servet Bey aldı onu koydu cebine kaybetti. E öbür taraftan Serdar Tatlı şey çıksanıza kardeşim desenize ya. Serdar Tatlı niye konuşmuyor? Bu da enteresan. Evet Rıdvan Dilmen anlatıyor. Adamların diyor gördük diyor şeylerini. O zaman Serdar Tatlı sezonu vardı. Biliyorsun Rıdvan Dilmen'den dolayı. Rıdvan Dilmen getirdi onu oraya diye. Serdar Tatlı zorunu sezonu Rıdvan Dilmen sezonu oldu ya o ara. Ha, hemen yıktılar ya oraya. E Serdar Tatlı çıksın açıklasın arkadaş. Ya suç değil ki bu sen devlet görevlisi değilsin bir şey değilsin. E çık anlat demeye yazdın mektupta... Mektupta neler söylediğini söylesen insanlar rahatlayacak. Bu adamlar bahis mi oynamış, Vardaki konuşmalarda kimi kıymışlar, kimi belirlemişler. Ne olmuş? Türk futbolunun selayeti için lütfen ya. Peki Serdar nasıl? Biz... biz buradan niye Selim Soydan'a geliyoruz? Şimdi oradan niye geliyoruz? Hani Selim Soydan'ın Fenerbahçe'de kaybolan bir vizyonu var şimdi doğal olarak. Hani diyor ya işte o Lale Orta vermiş vermemiş yanlış anlaşıldı ya kendi söylevleri. Selim abi nasıl Selim Soydan da Suat Aslanboğ'da dahil olmak üzere bir iki tane hakemin Suat Aslanboğ ile birlikte hepsinin içine ...konup bir paket haline gitmesini anlatıyor. Nerede anlatıyor? Nihat Özdemir'i arıyor. Göcek'te bir teknede. Hülya abla da yanında. Suat Aslanboğa'nın kesin gitmesi lazım. Niye diyor Selim abi mesela? Benim soydan birçok şeye vakıftır. Birçok şeyden haberi olan bir insandır. Tele kulağı çok sağlam çalışır. Onu da gelir gider. Hani Fenerbahçeliler Yusuf Güney'e sallıyor. Ben de sallıyorum. Ben de ağır konuşuyorum ya orada. O da o zaman Fenerbahçelik yapmış mesela. Suat Aslanboğa'yı da diyor gönderelim Nihat abi diyor. Aslında küçüğü ama Nihat abi diye hitap eder. Nezaket sahibi insan olduğu için Selim abi. Aslında Selim abinin şeyi telefon konuşmasını yandaki teknedeki göcek arkadaşlarımız da duyuyor yani böyle. İki tane hakem ismini de anıyor ama tam net değil. Neticede o tarihlerde o 8 Mart operasyonunda isim verenlerden bir tanesi de Selim Soy'da. MHK'nin aldığı karar da ortada işte. Sonrasında da geri aldılar. Çiçeklerle karşıladılar. iş görenler. Asıl iş görenler. Onlarla iş görenler Tekrardan onları çiçeklerle karşıladılar. Ne olduğu belliydi. Niçin onları gönderdikleri belliydi. O zaman kimdi? Ferhat Gündoğdu muydu? Merke Ferhat Başkan. Gündoğdu'ydu. Buyur. Merke Başkanı oydu. Buyur. Nasıl olacak? İşin içinde ne? Ya şey gibi, bu maran gibi. Atıyorsun, böbürü geliyor. Atıyorsun, böbürü geliyor. Hep aynı adamlar. Ya çağırsanız Ahmet Çakar'la Erman Toroğlu'nun Merke Başkanı, ikinci başkanı yapın. Televizyonda ne kazanıyorlarsa dünya kadar verin. Arada bir de çıkartın. Deşarj olsunlar şeyde televizyonda. Çıkartın. Ya en zayıfı, en mazlumu temiz yüreklilerinden bahsediyorum. Kötülerinden bahsetmiyorum. Hakemler abi. Bu adamlar hiçbir şey konuşamıyor. Ağzını açıp kendilerini koruyamıyor. Her türlü hakaret, her türlü güvür. Bir tek yaptıkları işte iki tane, üç tane kurnaz avukat arkadaşları, hakem arkadaşları dava ettiler. Onu da biz ilk piyasaya çıkarttık biliyorsun. Doğru. O kadar. Başka da bir şey yok. Peki. Yani ama hakemler çıkıp gık diyemiyorlar aslında. Ya açıklama yapamıyorlar. Bu adamlar en masum aslında. Hainleri hariç. İşi yanlış yönetenler hariç. Radar son maddem. Genel yani. olarak iyiydi. Yani böyle maçı kaderini etkileyecek bir şey olmadı. Yani çünkü Fenerbahçe'li yöneticiler de onu biraz önce sohbet ettik. Onlar da aynı karar. Sonlara baktığınız zaman evet. Bizim mesela Kevin Rodriguez'in kırmızı kart verilebilirdi. Ama demek ki görmemişler. E, Belhanda'nın ikinci sar, sarı karttan atılabilirdi. İlk açıklamayı tutmuyor biliyorsun. Tutmuyor. <laughs> Ama sonraki açıklaması da diyor ki... <laughs> ...verilebilirdi Rodriguez'le Belhanda'ya kart verilebilirdi diyor. Öbür taraftan Biz diyor ki, ki problem yoktu diyor. <laughs> yöneticiler de diyor bana söyledi diyor. Kanarbaşı'yla yöneticiler de dedi ki evet. diyor bana evet. maçtan sonra çıkıp basın toplantısı yaptı. Doğru. Da, maçtan sonra geç o. Diyor ki hiçbiri sıkıntı yok. Kaybettik. iyi oynamadık. Dedi sonra doğru. da dedi ki iki maçı iki oyuncumuz atılabilirdi. Şimdi buna ne diyeceksin? Dostlar alışverişte gör. Murat Bey ile Ali Bey iyi görüşüyor neticede. E şimdi sen de o gün yöneticilerin hata yapmış. E çıkmış Murat Sancak'ta anlatmış. O gün görmemişler işte futbolu ne kadar iyi izleyip izlemedikleri oradan belli. Yani bir Fenerbahçe yönetici önce maçları izler maçın sonucuna bakar. Ne konuşuluyor, ne tartışılıyor. Mesela Aydın Güngöz bir adam olsa orada izleyen yöneticilere böyle yapar. Başkan, Rodriguez'in kırmızı ya da sarı en azından sarı ama berandaya kırmızı verilmesi lazım. Bak şu olması lazım aman dikkatli olun. Çünkü böyle bakmıyorlar ki sonra diyorlar ki, Murat Başkan işte yapalım iyi oynamadık. Kaybettik ilçiye puanı ama neticede yenilmedik de mutlular. Çünkü Adana Demirspor maçından beraberlikte dönmekten dolayı mutlu normal şartlarda bak hakikaten mutlu olursun yani. Adana'da deplasman en tehlikeli deplasman. Ama sonrasında Murat Başkan'dan ricacı olunuyor ve Murat Başkan onu işitti kendi temizliyor yine. İş mi şimdi bu yani? Ya işte böyle olmuyor. Böyle hiçbir yere varamazsın. Dostlar alışverişte görsün de hiçbir yere varamazsın. Evet teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. inşallah Yaşar nefes, nefes alırsak radare. Burada ensenizdeyiz beyler. Radare devam Kimse takip etmiyor ki. Habercilik yapmıyor ki zaten. Yazık. Biz geldik bir hareketlendiler. Bizim için de Yine Bizi... durdular. Bizim için de fırsat bu. Evet. Dursun Başkan'a da acil şifa diliyorum. Amin. Çok teşekkürler abi. Saygılar. Önümüzdeki hafta görüşmek Saygılar. üzere. Saygılar.